Son yıllarda bizim beklentimizin çok daha üstünde turist tarafından gezilir hale gelen bir il Tunceli. Yıllar öncesinden de bilindiği şekliyle biz aslında doğal zenginlikleriyle daha çok ön plana çıkan bir şehirdir. Fakat özellikle alanda yaptığımız araştırmalar ve müzemizin açılması sonrasında tarihi varlıklar bakımından da zengin bir il olduğumuzu kanıtlamaya başladık. Bu konudaki tespit çalışmalarımız fazlasıyla devam ediyor. Bu bakımdan biz doğal güzelliklerimizin yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön planda olan bir şehir olmaya başladık. Elbette ki doğal zenginliklerimiz cazip, insanlar tarafından tercih edilen bir kent. Bu bakımdan özellikle tatil günlerinin yoğun olduğu zamanlarda 400 bin, 500 binlere bulan ziyaretçi aldığımız vaka. Tunceli ilimizde geçen yıl başlatmış olduğumuz bir höyük kazımız var. Kurtarma kazısına başladık. Aslında el değmemiş höyüklerimiz halen mevcut. Bunun yanı sıra tarihi kaleler ve halen kullanılmakta olan camiler, tarihi kalıntılarımız, kiliseler, köprüler gibi tarihi varlıklar bakımından zengin bir kentiz. Tabii müzemizin kurulmasıyla birlikte alandaki araştırmalarımız ve tespit çalışmalarımız yoğunlukla devam edecek. Bu sayımız daha da artacaktır. Henüz gidemediğimiz yerler var. Bu yerleri de gidip tespit edip inşallah envanterimize ekleyeceğiz. Şimdi Tunceli doğasında henüz oluşumunu tamamlamamış peri bacaları şeklindeki yapılar mevcut. Bunun Çemişgezek tarafında ve Pertek tarafında olduklarını biliyoruz. Bunlar zamanla altyapı çalışmalarımızla birlikte Tunceli turizmine kazandırılacaktır. Bu bakımdan Tunceli o alanda da çalışmalarını gerçekleştirecektir. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Tunceli mağaralar bakımından da zengin bir kent. Bu mağaraların da turizme katılması, katkısına sunulması şeklinde çalışmalarımız halen araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle son yıllarda sağlanan huzur ortamı sayesinde bir huzur adası şeklinde bölgemizde en çok dinlenilen, tercih edilen, gezilmesi merak edilen bir il. Bu bakımdan biz bir marka kentiz.